Tamam. Sessiz. Bir şey değil. Aslan. Keyifler nasıl? Çok iyi. Korkuyorum şu an. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Beni buraya getirdiniz. Evet. Ben çekildim. Söyle. Karnın aç mı? Aç. Hazır mısın? Hazırım. Bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse hiçbir zaman bir tepkolik bölümüne hazır olamaz. Gerçekten. Buradan çıktığında şöyle diyeceksin kendine. Ben buraya niye geldim? Niye geldim? Öncelikle Simacığım, kanalımıza hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Keyifler nasıl? Süperim. Siz nasılsınız? Biz de, siz değil. Sen de bana lütfen. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Merve, biliyorsun bu bölümümüzde Miss Turkey yarışmasında birinci olarak Türkiye güzeli seçilenler yer alacak. Sen hangi yıl Miss Turkey'de birinci olmuştun? 2006. Seni tanımayan izleyicilerimiz için kameraya bakarak böyle birkaç cümleyle kendini tanıtır mısın? Merhaba arkadaşlar, ben Buse İskenderoğlu. 2016 yılından Miss Turkey yarışmasında birinci seçildim. Şu anda Show TV'de sunucuyum aynı zamanda. Merhaba! Merhaba arkadaşlar, ben Aslı Sümen. Miss Turkey 2017 birincisiyim. Bu kadar. Merhaba herkese, ben Şevval Şahin. 2018 Miss Turkey güzeliyim. Bu bölüme başlarken şöyle bir açıklama yapalım arkadaşlarımız için. Sen küçükken İngiltere'de yaşadığın için Türkçe konuşurken araya bazen İngilizce kelimeler, cümleler sıkıştırıyorsun. Evet. Evet. Haberleri olsun, başka bir nedeni yok bunun. Merve Büyüksaraç Ciner ben. Endüstriyel tasarımcıyım. Sanat işleriyle uğraşıyorum bir 4-5 senedir. Ders veriyorum, öğrencilerim var falan. Öyle bir hayatım var yani. Ben Simay Rasimoğlu. 2019 Türkiye güzeliyim. Restoratörüm. Hayatımda. Hayat hikayemden bahsediyorum. Nerelisin? Bulgaristan. Hadi canım. Aynen. Sen neredesin? Bulgaristan. Spartalıyım ben. Konu burada ben değilim. Peki, Miss Turkey'de birinci olmak tabii erkeklerin de biliyorsun çok ilgisini çeken bir durum bir yandan da. Instagram'dan, DM'den sana çok yazan erkek oluyor mu? Halk dilinde yürüyen erkek çok oluyor mu sana? Oluyor. Şimdi canım benim, ben 14 yıl önce girdiğimde Instagram yoktu. Bayağı bir sonra geldi Instagram, evet. O zamanlar yoktu. Evet, tabii çok yazan oluyor. O DM kutusu hep o 99 artıda oluyor. Hiç düşmüyor değil mi? O düşmüyor aşağı yani. Selam, merhaba, tanışabilir miyiz? Bir arkadaşımla senden bahsediyorduk. Acaba yazsak cevap atar mı dedik? Şirinmiş. Acaba falan yazıyor böyle. Sonra ama bunu yazmış, sonra şey yazmış. Zalimin kızı niye yazdı? Seninle tanışabilmek için ne yapmam lazım? Bunu çok söyleyen erkek var. I don't know. It's weird. Söyle, seni tanışmak için ne yapmaları lazım? Yani çok şey yazan, selam, ne haber, merhaba, işte başka, ben seni işte şurada gördüm geçen gün, çok şöyleydin, böyleydin. Aslında oraya gitmemişim bu arada, yok orada görmesine imkan yok, işte bir şey atıyor, ben oradan düşecek miyim bakalım falan. Olta yatmış değil mi orada? Aynen ama yemezler. Şey çok oldu, mesela benim burundan üstüme geldiler ya, burnu kemerli nasıl seçildi falan o tarz muhabbetlerde. Canım benim hiç canını sıkma. Çok güzelsin. Böyle de güzelsin. Bilmem ne. Öyle düşmüyoruz. Peki kötü şeyler de geliyor mu mesajlarda? Kötü de geliyor. Ben ilk Miss Turkey olduğumda zaten bayağı linç yedim falan. Linç mi yedin? Yani evet, şey, burnum çok büyükmüş. Bunun linci mi olur ya? Yani bu burun farkıyla birinci bir oldum falan. Yani kendimi tabii şu anda böyle bir masaj birisi olarak. Mesela hiç sosyal medya üzerinden tanışıp da date'e çıktığın oldu mu? Oldu, evet. Oldu. Çıktı. Kaç kere oldu? Bir. Instagram'dan mı? Evet. Evet. Orada, ilk orada. Oldu mu? Evet. Vay. Burada gerçekleri mi konuşuyoruz? Tabii tabii. %100 gerçekler. Oldu. Açıkçası olmuştur evet belki ama yani 4 yıl, 5 yıl, Miss Turkey'den sonra olmadı. Date'e çıktım o, yani with a guy? Evet. No, olmadı. Hiç olmadı. Yani ben güvenemem galiba. Şimdi Merve, dünya üzerindeki farklı ülkelerin en ilginç yiyeceklerini deneyeceğimiz bir bölümümüz olacak seninle birlikte. Tamam. Yemekle aran nasıldır? Harika. Müthiş diyorsun. Müthiş. Gerçekten çok enteresan, ilginç, belki de hayatına ilk defa deneyimleyeceğin şeyleri Niye konuşamıyorum ya ben? Ne oldu ki sana ya bugün? Evet, niye öyle oldu? 4 farklı ülkeden 4 farklı yiyecek getirdik. 4 farklı ülkeye gitmeden yiyeceklerinin bana gelmesi ne güzel bir konfor. Aynen öyle. İşte tepkolik ayrıcalığı tepki da böyle. Tepkikoli'ye şey teşekkürler. Gerçekten. Çok korkuyorum ben bu arada. Peçek getiriyor musun? Getireyim mi? Mesela o çöp kovasını oraya niye koymuş olabilirim sence? O kadar mı? O kadar mı kötü yani? O zaman ben şunu biraz daha şuraya alayım. Yakını alıyor. Çok gerildim şu an. Ne olur böcek çıkmasın bak.
şu sözü verir misin? Burak, bugün önüme 4 tane farklı yiyecek getireceksin. Hepsinin en az tadına bakacağım yani en azından. Evet de. Evet, veriyorum. Sen var ya. Veriyorum. 1 numarasın. Sağ ol. Evet, 1 numarayım. İlk yiyeceğin şey, Çin kültüründen gelecek olan bir yiyecek. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Getiriyorum. İlkinden başlıyoruz Aslı. Hadi bakalım. Ay, böyle kapalı gelmesi çok büyük bir gerilim. Ay, gerçekten kapalı bir şey de geliyor. Hazırsan. Hazır değil. Wow! Ya inanamıyorum, çok tatlı bir yiyecek. Ben bunu yemem. Ha, ne olduğunu bilmiyorsun dur ya. Belli bu yumurtaya. Ne bu ya? Çok korkunç gözüküyor. Dokunasım bile gelmedi. Ya hayır ya. Ne yumurtası bu? Dinozor. Yumurta. Bravo. Ama ne yumurtası? Yılan yumurtası bu. Ne yapmamı bekliyorsun bunda? Bayağı. Yumurta. Yeah. Değil mi? Çiğ. Ben bir bilgi vereyim. Evet, bilgilendir lütfen beni. Önündeki yumurtanın adı Century Egg, yani yüzyıl yumurtası olarak geçiyor. Bu yumurta normal bir yumurta değil. Ördek yumurtaları alınarak kil, tuz, kireç ve pirinç kabukları karışımı içerisine konuluyor ve ortalama bir ay bu şekilde bekletiliyor. Sonrasında, bir ay sonrasında yemeğe hazır hale geliyor imiş. Bunu senden soymanı isteyeceğim çünkü enteresan bir şeyle karşılaşacaksın. Biraz elimizi pisleteceğiz. Biraz da hünerleri göreceğiz bakalım. Gerçekten çok hamarat bir birisiyle karşı karşıyayız. İnanılmaz. Hayır, 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 hayır. Şeffaf bir şey. Göreceğim ben onu, değil mi? Şöyle yapmak isterim. Aa, oha! Allah'ım ya! İyi ki bu kanala geldim şu anda. Ay, ne yumurtası bu ya? Çok korkunç. Siyah falan çıkıyor soydukça içinden. Yılan çıkacak diye çok korkuyorum. Evet. Hiç havalat değilsin. Onu anladık. Dur bir dakika. Niye öyle diyorsun? Bak, soydum işte. Oha, ne kadar düzgün çıkardın onu. You see? I have skills. Ay, çok kötü kokuyor. Ben bunu yemem. Kokusu çok kötü. Nasıl giremiyorsun helal ya? Ah! Ama çok güzel bir görünümü var. It's like an art piece. Böyle. Değil mi? Bir şeye benziyor. Bunu ben yemeyeceğim ama bu arada da. Bir saniye. Dur ya. Bir çıkar tepsi şimdi onun tamam, içinden. Tamam, çıkarıyorum. Evet. Bir daha inceler misin böyle? Bize bir ya anlat. Aslında yosun gibi kokuyor. Değil mi? Yosun kokuyor. Çok kötü. Neye benziyor biliyor musun? Hayır, onu da geçtim. Hala köpek kokuyor. Maması gibi. Köpek maması kokuyor. Kabuğu kalınmış bayağı. Hmm. Evet. Ördek yumurtası o. Öyle mi olur bilmiyorum da. Sakin ördek. Aa, çok... Bakma bakma sen bakma. Sen ne yaptın be ya? Koyup bıçakla onu bir keser misin? Bak dedin, geldin de pişman olacaksın. Ay, böyle dedi. Daha kötü bir şey olacak kesince gibi. Oh my god. Mide suyum ağzıma geldi. Çok kötü abi, yok hiç iyi. Oha. Bunu yiyemem arkadaşlar. Sanki birisi bölümün başında bana bir söz verdi ama. Sözü... Kim? Yeah. Eww. Evet, biraz gerçekten... Bunu yiyorlar mı gerçekten? Yiyorlar. Nasıl, neden? Tadı mı güzel bunun? Mesela tadı güzel desem yer misin? Yani sorguluyorum, neden güzel yumurta varken neden bunu? Değil mi? Aa, bayağı. Oha, rengi de her ışıkta değişiyor, açtıkça evet. Rengi değişiyor. Baksana, hayatta yemem bunu. Kokusu nasıl?
Çok kötü kokuyor ya. Gerçekten kötü kokuyor ama kabul et yani. Çok kötü kokuyor. Bayağı kötü. Bunu yemezsin ya. Ufacık kesip bir tadına baksan. Ne olur yaptırma bunu. Vallahi kusarım ben. O kadar mı? Çok kötü kokuyor tamam, yani. Okay. Çürümüş yumurta gibi kokuyor. Böyle kıyısından köşesinden böyle ufak bir parça bile yemez misin mesela? No, I can't. Bakayım bir. Bir şey söyleyeceğim. Beklediğinden daha... Çok kötü bu arada. Kokusu çok kötü. Evet gerçekten. Yok ben bunu yemiyorum. Ye bir aslı be. Çok kötü. Götür onu ya artık. Ye ne? Gitsin ya. Ne? Ya sen üçten geriye say. Sümensin. 3, 2, 1, ye. İğrensin ya. Nasıl yedin ya? Ben çok da kötü değil. Valla. Çok kötü. Kötü kokuyor. Belki şu jel kısmının tadına bakabilirim ama. Sarısına değil de. Beğendin mi? Tadı yok. Ha tadı yok. Hı-hı. Hadi Simay. İğrenç bir kızsın. Şaka yaptım şaka. Valla slime yesem daha mutlu olurdum şu an. Çok da kötü değil gibi. Çok kötü. Ha, tamam. Son derece gereksiz. O geçirdikleri bir aya ve yapanların verdiği emeğe yazık olan bir yumurta. Ya. Sahanda bunu ya da kır bunu göz yumurta yap. Aynen. Man sarı ekmeğini saydam. Ya. Sunny side up yap bunu ya. Yani ortası zaten gerçekten lağım gibi kokuyor. Hiç şaka yapmıyorum. Yani evet, bunun evet. Yeni kendine saygısı yoktur. Ben de dahilim az önce yedim. Böyle jelibon var bir şey. Tadı yok bu arada. Çok kötü ya. Bir sonraki şey artık bu kadar kötüsü başka yoktur herhalde. Bu en kötüsüydü değil mi? Yani biraz. Yok yok vallahi. Neden kabul ettim ben ya? Yok vallahi en kötüsü müydü ya. Bir şey tıslıyor gibi. Ya baktığında diyeceksin ki ben bunu yerim. Çok güzel. Ama tadı yine kötü. Aç. Ne bu? Ama hiç dediğim tepkileri vermedin şu anda. Ben bunu yerimlik bir şey değil bu çünkü böceğe benziyor. Kokusu öyle değil ama. Eskargot getirmişsin. Bravo. Çok severim. Aynen. Sever misin gerçekten? Şey mi bu? Snail. Bravo. Başıma bir gün bunun geleceğini biliyordum biliyor musun? Hani bir yerde, bir noktada. Bu anı yaşayacaktın değil mi? Aynen ama bu da yani imkanı yok. Bunu ben bir şöyle şöyle deşmek istiyorum. Bu bir kesin birinin bir şeyi yani. Bu bir hayvanın bir yeri. Çok net bir şekilde. Fransa'da tüketilmeye başlanıp dünyaya yayılan bu eskargot. Yani salyangoz. İnanmıyorum. Evet. Kesinlikle tadına bakmalıyım şu an. Böyle bir fırsat insanın ayağına ya kaç kere gelir? Ay hepsini atalım. Aslında Türkçe'de salyangoz demek. Yağlı bıraktın çatalı. Salyangoz mu bu? Eskargot diye devam edecektim işte. Güzel kokuyor evet, Allah kahretsin ki. Hiç gittikten sonra sen. Güzel kokuyor. Evet. Okey yiyorum o zaman. Gerildim şu an. Bir şey diyeceğim, bayağı oldu ama yemeyelim. Nasıl? İnanılmaz. Sarımsakla pişirdin, zeytinyağı. Yes. Güzel, severim. Ben eskargot çok severim. Bir şey söyleyeyim, hiç böyle bir tepki beklemiyordum bu arada yani. Hani. Yani et gibi. Bunun tadı nasıl biliyor musunuz? Nasıl? Çimen gibi. Ha. Çimen kokusu ve tadı geliyor yerken. Yazık şey çimenlerin içinde geziyordu. Bence bir tadına bak hayatında ama belki. Ama et bu da şimdi sonuç olarak. Allah'tan vejetaryanım. Ay bu evet et. Ya unuttum ben. Allah sen var ya çok çakalsın ha. Evet doğru. Mesela vejetaryen olmasan yer miydin bunu? Deneyebilirdim. O zaman bura.
Konu niye bana geldi? Ya bir şunu denesen orada ne olur? Hadi gel. Oy, salyangoz yedin şu anda bu arada. İğrenç. Söyledim de mi? Çok güzel. Değil mi? Güzel belli. İnanılmaz. Güzel olduğu belli bu arada birazcık onun kokusundan. Bak nasıl? Kötü mü? İyi kötü misin? Mü? Hayır, büyük ihtimalle aklına salyangoz olduğu geldi şu evet, anda. Evet işte o çok kötü bir şey ya. Salyangoz yiyorsun. Ne oldu? Kötü mü? Değil. İyi misin? İnanılmaz kötü. Vallahi tavsiye etmiyorum yani. Bir toprak tadı aldım. Toprak tadı? Evet hani herhalde çok haşır neşir olduğu için. Ama yani bir alkış yapalım bence Sivay'a çünkü yani kolay değil bunu yemek. Değil de. Evet. Tadı böyle rahatsız edici bir tat değil. Böyle hani ne derler arka böyle damağında bir rahiya bırakıyor. Öyle bir kelime var mıydı? Rahiya mı? böyle bir arkada bir tat bırakıyor ve o hani böyle genzinde olur ya o oradan çimen kokusu geliyor. O yüzden öyle dedi. Rahiya gibi demek istiyorsun. Evet. Devam edeceğiz ama öncesinde bir tane sorum olacak. Hı-hı. Bir Türkiye güzeli olarak Türk Hı-hı. kadınların güzel olduğunu düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Konuşamadım. Evet güzeller. Ya bir dakika da bir daha tepki vereceğim. Güzellik yani çok göreceli. It's not about where you're from bence. Ve Türk kadınları güzel. Da bayağı güzel bence. Şimdi ülke vermeyeceğim çok mükemmeller ya. Ha tamam. Hani Kuzey kusursuz aynen böyle kusursuz o bana çok esprisi varmış gibi gelmiyor hani. Daha hani karakterli güzelliği olduğu için bizim kadınlarımızın o bana daha çok hitap ediyor. Kesinlikle çok güzel olduğumuzu düşünüyorum. Ben kadınların böyle biraz hatlı, curvy olmasını beğeniyorum açıkçası. Bu benim kişisel görüşüm. Ve kalçalı, evet, balık etli biraz. Balık etli olmasını seviyorum ve Türk kadınların hani vücut özelinde konuşmuş oldum ama bence yüzleri de çok güzel. Ama güzeller, İzmir'in kızları, Bursa'nın kızları, işte şey hep böyle güzel kızlar, güzel kızlar. Güzel 81 yani. Vilayetten iki tanesini saydın sadece ama. Şimdi yeni yemeğimize geçiyoruz. Evet. Hiç beğenmedim ve biraz zorla yedirmiş gibi oldum. Zorla İzleyeceğimiz yedirdim. Şu an diyecek ki bana yüklenecekler ben biliyorum. Burak işte niye bu kıza bu kadar yüklendi zorla yedirdin. Kameraya bakarak kendim yedim der misin yani bunu kendi irademle yedim. Derdim de kameraya dönünce sırtımdaki bıçak batıyor biraz. Sıcak mı? Hayır olmalı mı? Ya açamayacağım. Ya ne olursun yaşayan bir şey olmuş. Şu an gerçekten çok gerildim. Açıyorum. Niye bu kadar korktun? Bir deliyle çekim yapıyoruz şu anda. Aynen öyle. Mis deli. Ya, bu ne ya? Niye beni bu kadar korkuttunuz bunun için? Kraker çıktı. Kraker mi bu ne bu? Koklayacağım önce. Kokla. Bu ne yemeği? Bu tatlı mı? Şey böyle pastry gibi bir şey mi bu? Bu ne ya? Çok acayip. Bu arkadaşlar kurabiye. Niye? Acaba. Kokusu nasıl? Biraz kokusu ince. Güzel. Bu ödül maması mı? Ekmek gibi kokuyor. Değil mi? Hı-hı. Biraz benziyor. Bunun adı tempe. Hiç duydun mu daha önce? Hı-hı. Tempe. Tempe Endonezya kültürüne ait bir yiyecek. Soya fasulyelerinin özel bir mantar ile fermante edilmeleri ile elde ediliyormuş. Bu yiyecek bol miktarda protein ve diyet lifi içeriyormuş. Güzel. Çok sağlıklı bir yiyecek yani. Sağ taraftaki buharda pişirilmiş, sol taraftaki de özel bir sosta batırılmış ve fırında pişirilmiş tempe. Önce buhardan başlayalım. Hiç dinlemedim sağ sol hangisi dediğini. Valla sağ şuradan başlayalım. Şundan başlıyorum. Boşa konuşuyoruz da. Tadına bakalım. Numara mı yapıyorsun? İşte psikolojim şey yapmaya çalışıyorum. Ha, iyi numara yaptın ama ben bayağı beğendin sandım. Harika. Çok mu kötü? Ama yap, ama ya. Çok mu kötü? Çoğu şey yiyorum da bu çok kötü. Bayağı bir kötü. Hiç beğenmedim. Tadı yok. Şu an şey demeyeceksin değil mi? Yalan söyledim, fasulye değildi. Hayır, hayır canım, kuş hayır. Bokuydu falan yok, demeyeceksin. Yok. Hayır, hayır, yok. Ne ya? Oyun hamuru gibi bunun tadı. Çöp çöp. Çöp çöp. Bir de... Ne oldu? Hani protein diyordun, ne oldu? Bu ne ya? Çok kötü bu. Hiç görseliyle alakası olmayan. Ay bir de...
kötü oldu. Vegan birinin yiyebileceği bir şeye benziyor. Tatsız, tuzsuz, şey gibi, yulaf gibi böyle boş. Biraz daha acılaşmış, haşlanmış soya gibi. Değil mi? Evet. Yani güzel. Maş fasulyesinin yanık hali gibi. Hani onu yiyen şey güzel varsa. Benziyor. Evet, aynen. Buna bakıyorum. Evet, o da evet. Soslu, fırında pişirilmiş. Bu da aynı dedi. Bu da kötü ya. Sos hiç işe yaramamış mı? Ne sosu bu? Bu olabilir. Kısmen. Ama hani relatively olabilir. Buna göre. Bunu da oturup yemezdim normalde. En iyi mutfak Türk mutfağıdır. Her zaman bunu söylerim. Ya, bu da mı kötü? Bir tık daha iyi ama... Çıkarabilirsin, çıkartacağım. Yenecek bir şey değil. Aynı tekniği ben de verdim bu arada. Yok ya. Ama yani pişirmeseler daha iyi. Pişirmeseler? Onu sevmedim. Yanmış gibi. Siz pişirdiniz. Belki ondan olabilir. Evet, ikincisine geçelim. İkincisi... Ah of, çok bu psikolojik bir savaş mı veriyorum? YouTube kanalına mı geliyorum? Tepki koyuk bölümüne asıl şimdi hoş geldiniz. Of işte. Gerçekten ya. Sonuncusuna geçiyoruz artık. Sonuncusu Kore'den bir yiyecek. Tamam. Kore turşusunu getireceğim sana. Bu hoş bir şeyle kapatalım dedim yani. Bölümü. Tamam. Bu sefer... Kimchi getiriyorsun yani. Bravo. Evet. Gerçekten öyle. Aynen. Atlamaz demiştim falan. Canlı olabilir. Soğanlı bir şey. Kimchi, bu ne? Oha, helal olsun. Nereden bildin? I love kimchi. Gerçekten mi? Evet, çok severim. Ha, bu yenilebilir bir şey. Evet. Gibi bir his aldım. Turşu bu. Bravo. Bu çok mu acı? Bu ne biliyor musun? Bu önündeki Kore turşusu olarak turşu, da bilinen orijinal adıyla kimchi. Kimchi mi bu? Hiç duydun mu biliyorsun? Duydum, biliyorum. Kore dizisi çok izledim ben küçükken. Ben şey, Çin'de bir ay kaldığımda Miss World için hatta Çinliler bunu sabah böyle yumurtanın yanında falan yiyorlardı. Her sabah görüyordum. Bunun bir de orijinal tarifinde böyle yeni, bayağı yumurtadan yeni çıkmış bebek karidesi püre haline getirip ondan sonra içine koyuyorlar. Bu muhtemelen öyle değildir. O yüzden yapması çok zor bir şey. Yok, yok. Bu bayağı lahana turşusu versiyonunu aldınız siz. Ya kesin çok kötü bir şey. Müthiş abi. Ya çok güzel. Evet. Çok güzel bir lahana turşusu. Acı biraz. Bunu yerim. Kimchi güzel canım. Kimchi de lahana turşusu gibi yani aslında. Turşusu. Ama acılı. Evet. Spicy bu. Ama güzel. Beğendim. Aynen. Nasıl? Kötü. Beğenmedim. Asidik değil. Normalde kimchi tazeyken kabını açtığın zaman pıs diye bir ses yapıyor. Sonra köpürerek şöyle yukarı çıkıyor. Kabarıyor yani. Bunun asidik kısmı gitmiş. Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Acı mı biraz? Evet. İçinde acı var. Bence güzel bu arada. Mesela normal turşuya benziyor mu? Tabii. Benziyor lahana turşusuna. Hı-hı. Sence? Sen yedin değil mi bununla? Ben böyle şeyler yemiyorum falan. Nasıl? Yok. Denedim tabii. Başka benziyor. Ne var içinde? Bu soğana benziyor. Kimchi. Aynen. Kimchi bu. Evet. Efekti arkadan böyle. Evet. İçerisinde aslı Çin lahanası, yeşil soğan, kırmızı biber, zencefil, mantar, deniz sebzelerinden oluşan umami tozu ve nappa kabağı yer alıyormuş. Mükemmel, harika bir lezzet. Simacığım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sonuna geldik efendim. Alkışlayalım bir Simacığı. Çok iyi ağırlandım. Evet. Açım demiştim. Çok güzel yemekler yedirildi bana. Evet. Hem de gerçekten başka nerede ne zaman gidip o salyangozu yiyecektim mesela. Mesela o yumurtayı... Bu açıdan bakmak lazım işte bence. Yumurtayı yemeye çalışsam ördeğe tutacaksın da o karışımın içine koy. Karışımı yapacağım da bilmem ne yani evet, ne gerek var. Tepki kolik önüme sunmuş, önüme koymuş kaçırır tepside. Ya? Kaçırır mıyım? Hemen yersin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Merak ediyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Paylaşın da aynı zamanda. Evet. Eşe, dosta, akrabaya zile basın. Şurada galiba. Ne oluyor zile basınca? Bildirimlerden haberiniz oluyor. Yemin ediyorum bir YouTuber'ım ya.
Yok, ben çok eğlendim, bayağı eğlendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür Umarım ederim. Siz de eğlenmişsinizdir. O kadar. O kadar. Teşekkürler. Sağ olun. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hepimizi takip edin falan filan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Öyle de oldu bence. Helal olsun. Bravo be. YouTube'cu olacakmışım ben. Oralara bir şey yok. Şuradan şaka yapayım.